Tarımsal Teknoloji Programı'na hoş geldiniz. Ben Serdar Dikbaş. Covid-19 sonrasında oluşacak yeni normalde tarımsal teknoloji uygulamaları büyük önem kazanacak. Biz de bu süreçte konunun uzmanlarıyla birlikte bu tarım teknolojisinin gelecekteki sürecini tartışacağız. Bitkicikten çatala kadar olan süreçte tarımsal üretimde yer alan, faaliyet gösteren Tekfen Tarım Genel Müdürü yanımızda ilk konuk olarak. Kendisine Emrah Bey'e hoş geldiniz diyoruz Sayın Emrah İnce'ye. Değerli zamanınızdan tarımla alakalı en önemli süreç olan asat mevsiminde değerli zamanınızı bize ayırdığınız için ilk program konuğum olarak size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Agro TV'ye de yayın hayatında başarılar diliyorum. Size de Serdar Bey, ayrıca ilk konuğunuz olduğum için de çok mutluyum. Siz bana hangi stüdyoda olsa deseydiniz de sözüm vardı. Hiç yorulmadan bu dönemde geldim. Çok da eski dostları gördüm. Çok da güzel yatırım yapılmış. Bu tip tematik kanalların gelişimini de çok saygı duyuyorum ve olması gereken bir platform. Çok da memnun oldum geldiğim için. Biz teşekkür ederiz dilekleriniz için. Tarımla alakalı süreçte tabii tematik TV'lerin çok kıymetli yeri var. Devletten sonraki süreçte en büyük eğitim tarım tematiği olan televizyonlarda geçiyor. Bu da Türkiye'de çok özel anlamda yürütülen bir süreç. Agro TV'de yeni yayın hayatında bu niteliği sağlamak adına bu süreçte var. Özellikle tarımsal teknoloji konusu bizim için kıymetli. Son dönemde pandemiyle birlikte her şey teknolojiyle birlikte anılır oldu. Herkes evinden çeşitli platformlarda görüşmeler yaptı. Bizler tarlalara teknolojik ürünlerimize bağlanır olduk. Bu bağlamda Tekfen Tarım, tarımla ilgili olan herkesin bildiği bir kurum aslında. Ama genel hatlarıyla Tekfen Tarım ne yapar? Alakalı biraz bilgilendirme yapabilir miyiz? Elbette Tekfen Holding bünyesinde %100 Tekfen Holding sahipliğinde 2017 Ağustos ayında kurulmuş bir şirket Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi. Şirketin ismindeki araştırma kısmının önde yer alması bir tesadüf değil. Bizim tarımsal araştırmaya ve Ar-Ge'ye verdiğimiz önemi gösteriyor. Malumunuz bizim grubumuz Toros Tarım Şirketi ile birlikte Toros gübre faaliyetleriyle ya 35 yılı aşkındır tarıma girdi sağlayan bir şirkete sahiptik ve Türkiye'nin önemli 57. sırada olan bir sanayi devi, bir kimya sektöründe faaliyet gösteren 3 terminali, 3 tane büyük üretim tesisi, Türkiye geneline yayılmış 500 bin ton kapasiteli deposuydu. Terminalcilik faaliyetleri de bir devden bahsediyoruz. Tekfen Holding bitkisel üretime özellikle odaklanmak için daha önce Toros Tarım adı altında faaliyet gösteren ve nispeten ticareten de odak olarak da daha az ilgiyle karşılanan tarımsal üretimi oradan alıp Tekfen Tarım şemsiyesi altında birleştirdik ve yeni alanlar ekledik. 2018 Şubat ayında, hatta 14 Şubat Sevgililer Günü'ydü, bizim için anlamlı bir gün oldu, bir evlilik yaptık. Öncelikle sektörde önemli bir yer edinmiş üretici ve ihracatçı ve paketleyici olan Alanar Meyve'yi ve o dönemki ismiyle Alara Fidan'ı, şimdi ismi Alanar Fidan, şirketinin %90'ını önce aldık Tekfen Tarım olarak. Daha sonra da geçen sene de kalan %10 hisseyi de alarak %100 iştirak haline getirdik. Bunun dışında da gene yaklaşık 99 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren Hiştil Toros Fidecilik Şirketi'nin de Toros Tarım'dan %50'sini alarak fideciliğe de Tekfen Tarım olarak girmiş olduk. Ben, evet, benim lafımdır, doğrudur, bitkicikten tabağa kadar, çatala kadar gelen bir süreci yönetiyoruz. İngilizce söyleyince farm to fork biraz daha belki uyumlu. Ama ben bunu, biliyorsunuz, dikkat çeksin diye de biraz ıslahtan, Ar-Ge'den çöp tenekesine kadar diyorum. Doğru. Çünkü niye? Bütün bu süreçler Ar-Ge ile başlıyor. Günün sonunda çöp tenekesiyle bitiyor. Niye çöp tenekesi diyorum? Türkiye'de maalesef karşılaşılan süreçler içerisinde kayıp ve israf, kayıp tarımsal üretimden çatala gelene kadar %35 ama %15'te, %20'de israf var. %50-55'lik bir kayıp ve israftan bahsediyoruz. Bunun önemine işaret etmek için ıslahtan, Ar-Ge'den çöp tenekesine diyorum. Bu spektrumdaki kayıp ve israfı, özellikle israfı eğitimle birlikte önler isek, 2050 yılındaki nüfusmuş, daha fazla tarımsal üretimmiş konularını tartışalım ama aslında burada yapacak çok şey var. Şirket tanıtımı diye girdim ama bu, madem bu spektrumu anlattık, buradaki israf ve kayıpı önlersek çok fazla da üretim, üretim, üretim odaklı diye
tarımsal üretiminde çok fazla dinamiklerini bozmak zorunda kalmayız. Önce bir kere bu kayıp ve israf meselesini masaya yatıralım. Böyle bir spektrumda tabii işte hizmet veren bir şirket olarak tohum ıslahı güçlü kasamız, 12 yıldır yapıyoruz. Kendi tohum, buğday tohumu çeşitlerimiz var. Ekmeklik, buğday, yazlık kuşak, kışlık kuşak. Arpa ıslahında uluslararası bir projeye dahiliz. TÜBİTAK'tan 4 destekli projemiz var. 2018 yılında ARGE merkezimizi tescil ettirdik. Zaten bir tarımsal araştırma kuruluşuyduk ama malumunuz bakanlığın yayınladığı kanuna göre uygun bir şekilde ARGE merkezimizi düzenledik, tescil ettirdik. Sabancı Üniversitesi Sunum Nanoteknoloji Merkezi ile bir stratejik işbirliğimiz var. 10 küsür projede orada yürüyor. Tekfen Tarım günün sonunda fide, fidan, tohum, meyvacılık faaliyetleri, ihracat, buğday tohumu, ıslahla birlikte bu spektrumu yönetirken gelirlerinin yaklaşık %8'ini ARGE'ye ayıran, Türkiye'nin fevkinde dünyadaki tarımsal üretim yapan şirketlerle rekabet edebilecek düzeyde kaynak ayırmış böyle Türkiye'nin güzide bir şirketi. Meyvecilik konusunda tabii benim birkaç tane şansım oldu ziyaretinde büyük işletmelerinizi görme. Büyük alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz. Tabii Türkiye'deki çiftçilerin büyük şanssızlığı çok küçük alanlarda tarımsal üretim yapabilme yeteneğini sağlamaya çalışmak. Benim de deneyimlerim noktasında baktığımda en büyük sıkıntı hep tarımsal üretimin arttırılması noktasında oluyor. Yalnız yollarda işte uzun kamyon kuyrukları özellikle bu pandemi döneminde gördük. Yollarda %30-35 freyle büyük şehirlere meyvelerin ulaştığına tanık oluyoruz. Peki bu pandemi sürecinde neler yaptınız şirketinizde? Pandemi süreci tabii bizim holding bünyesinde faaliyet gösteren diğer iş kollarımızın yurt dışı bağlı inşaat ve taahhüt işlerinde durma noktasına getirmiş olmasına rağmen tarıma girdi sağlayan Toros Tarım şirketimiz faaliyetlerine belli bir düzende, belli bir kurallarda devam etti ve Türk tarımına hizmet etti. Keza bizim de o dönemde biliyorsunuz hasat öncesi bakımları yaptığımız meyve hasatına gelmeden önce, tek yıllık bitkilerde tohum hasatına gelmeden önce sözleşmeli tarımda çiftçilerimizi kontrol ettiğimiz, bizzat kulüp bahçelerimizin agronomik danışmanlığını yaptığımız ve pestisit uygulamalarına müdahale aracı konseptiyle, meyve doktorları konseptiyle de yola çıktığımız bir dönemde Türk tarımında meyvacılıkta ihracat odaklı yaklaşımın nasıl kalıntısız bir sistematik gerektiğiyle ilgili saha faaliyetlerini tüm bu pandeminin bize getirdiği kısıtlara rağmen sahada alınmış olan tedbirlere uyarak yerine getirdik. Dolayısıyla Türkiye'nin o dinamiklerini de İspanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan çok daha iyi yerine getirdiğini gördük. Siz de iyi takip ediyorsunuz. Doğru. O yüzden Avrupa kıtasında bu sene rekabetçi avantajı yakalayacağımızı düşünüyorduk. Çünkü İspanya kaçak işçilere çalışma izni vermeye çalıştı. Almanya Eurowings'i tahsis ederek havayolu 40 bin tane Polonya'dan, Çekoslovakya'dan işçi getirmeye çalıştı. İtalya'da keza hem iklim faaliyetleri istenildiği gibi gitmedi, zarar gördüler. Hem de malumunuz bakım döneminde meyvacılığın iyi bir dönem atlatmadılar. Ama Türkiye her şeye rağmen tarımsal üretimdeki aksamayı durdurmak ve zincirin kırılmasını önlemek için başından itibaren güzel tedbirler aldı, iyi uygulamaya koydu, sahaya da iyi aktarabildi. Bundan sonrası gelişimine göre tabii ki de devam edecek ama çok yıllık bitkilerde korkuyordum. Çünkü daha hasat yoğun ve mekanizasyonun az olduğu bir bölüm biliyorsunuz. Doğru. Tek yıllık bitkiler mekanizasyonla çözülebiliyor daha az insanla. Ama korktuğumuz başımıza gelmedi. İyi bir dönem Türkiye olarak sınavı atlattık diye söyleyebilirim. Kendimiz de üretici olduğu için. Doğru. Tabii Türkiye'de tarımsal yapı iki taraflı. Bir sizler gibi büyük işletmeler var. Meyvecilikte biraz daha fiziksel alanları büyük olup da mekanizasyona nispeten geçmeye çalışan işletmeler var. Tarla tarımı tabii bir 10-15 yıl önce geçti bu mekanizasyona. Teknolojiyi de traktörlerle, makinalarla birlikte entegre etmiş vaziyetteler. Bağbahçe birkaç işletme bizi ziyaret ettiğinde gördüğümde teknolojiyi
teknolojiyi yakından takip ediyorsunuz. Elektrostatik sprayer gibi özellikle benim çok farkındalık edindiğim kimyasal ilaç kullanımında bahçe traktörlerinde kabin kullanımı gibi uygulamaları yerinde tanık ettim. Bunun için aslında belki dünyada çok önemli bir kıymetli bir iş. Kimyasal ilaç kullanımı biz sadece bitkinin üzerinde ararken onu traktörünü kullanan işçinin üzerinde de aramamız gerekiyor. Bu bağlamda çok önemli takip ettiğim bir Puma aracınız var. Belki de bundan sonraki aşamada da farkındalık oluşturup örnek olacağını düşündüğüm. Çünkü artık biraz zor günler başlıyor. Avrupa Birliği meyveyi almamak adına ya da işte dünyada ihracatı nispeten kendi pandemi döneminde gördük ki kendi kabuğuna çekilen ülkeleri görmeye başlayacağız. Bu sebeple sizin Puma aracıyla alakalı farkındalık oluşturabilmek adına ben çok değerli görüyorum. Meyve doktorlarının da en böyle sıkı takipçilerinden biriyim. Hatta küçük bir anekdot, ben onları MP3 formatına çevirdim. Mümkün olduğu kadarıyla, çünkü bizler makine kısmından geliyoruz. Meyveyi tanımamız gerekiyor. Dinleyerek farkındalık edinmeye çalışıyorum. Bu Puma aracının bundan sonraki süreci ne olacak? Asıl az önce giriş yaptınız. Ne amaçlıyorsunuz bu süreçle alakalı? Şimdi bu farkındalık çok önemli. Tabii sizin gibi mekanizasyonu da çok iyi Türkiye'de bilen, anılarını biriktirdiğinde 20 cilt külliyat olabilecek, Türkiye'nin nelerini yapıp yapamadığını da yerinde sahada görmüş biri olarak sizden duyduğum geri bildirimler de çok önemli, çok değerli bizim için. Biz demek ki doğru yolda ilerliyoruz. Biz tabii bir farkındalık yaratmak için bu iş bir proje meselesi. Bunu her türlü işletmeden beklemek olanaksız. Doğru. Türkiye'de ihracatçılarımızın profiline baktığınız zaman hepsi birer üretici değil. Çoğu zaman meyve alım kısmında, proses kısmında ve ihracat kısmındalar. Bazen proses hatları bile olmuyor. Sadece meyveyi source ediyorlar. Doğru. Belli bir yerde hizmet alıp oradan ihracat yapıyorlar. Fakat bizim yola çıkış mottomuz, biz üretim ağırlıklı bir şirketiz. Hı-hı. Yani biz Tekfen kültüründen gelen bir mottoyla biz üretmeyi seviyoruz. Biz üretimin bizzatihi içinde olmayı seviyoruz. Bu tabii ciddi bir capex istiyor ve ciddi bir entelektüel sermaye istiyor. Ama tek başına bizim ürettiğimizde bizim bu alanı büyütme şansımız da yok. Burada bir paydaşlar var. Bize de düşen bir liderlik rolü var. O yüzden ben daha önce Yeditepe Üniversitesi'ndeyken, orada Yeditepe Sağlık Hizmetleri'nin yönetim kurulu başkanı ve Baktogen şirketinin genel müdürüyken, Karadeniz'de organik tarıma geçişin, özellikle çay tarımında organik tarıma geçişle ilgili çok fazla saha çalışması yapmıştım. Orada şunu gördüm ki her ülkenin çiftçi profilinde bu vardır ama bizim Türk insanının çiftçilik dışında da gelen bir profili var. Biz mekanizasyonu seviyoruz. Hı-hı. Ben hep bazen örnek veriyorum, kendimi tekrarlamış oluyorum ama duymayanlar için söyleyeyim. 80'lerle 85'lerde biz Doğu Bank'tan ağırlığıyla müzik seti alan, ağırlığıyla televizyon aslı alan bir nesiliz. Doğru. Yani biz dokunduğumuzda mekanik, elektronik bir şeyi dokunmayı hissediyoruz. Yani vurarak aidiyeti seviyoruz. İlk vurarak ilk kontrolünü yaparız. Dolayısıyla bu mekanizasyona olan aşk ve sevgiyi görünce bir projenin bir mekanizasyonla birleşmesi çiftçinin kalbine giden bir yol. Hı hı. Ben orada Goma diye bir araç, proje aracı yapmıştım. Dört çeker bir Unimog araçtı. Gübre olaylarına müdahale aracı diye. Hı hı. Goma geldi, Goma gitti diye Rize'de de çok espri konusu olmuştu. Bu 160 metreye bildiğiniz Toma'nın üzerindeki mekanizasyonla, hı hı, kamerayla sıvı gübreyi atabiliyordu. Ve çok biliyorsunuz sap yamaçlar var. Doğru. Çay tarımında. Biz insanlar oraya bunu atamaz diye bu hizmeti veriyorduk. Burada da yine böyle bir etkiyi yaratmak için Meyve Doktorları ismini kullanıyoruz artık. Meyve Doktorları projesi izleyicinin de beğenisini kazandı. Çünkü bir hastalık mı var ki doktor? Evet. Biz tam da sizin o hastalıkla mücadelede en kolay seçtiğiniz olan, hı hı, bir kimyasal yöntemin nasıl azaltılabileceğini, nasıl, doğru, şu an Avrupa Birliği'nin Green Deal'la birlikte 2030'a kadar çeşitli yaptırımlar ve hedefler koyduğunu biz çok öncesinde gördük ve sahaya Alanar pestisit uygulamalarına müdahale aracı diye bir araç, bir Puma hayvanının logosuyla bir görsel algı yaratmak için iki tane doktoralı arkadaşımız, onun sürücüsü ve onun bir tane teknikeriyle bugüne kadar 6798 kilometre yaptı. 12 ilçeye gitti.
benim rakamlarım beni yanıltmıyorsa 1244 tane üreticiye bu kurallar çerçevesinde temas etti. Şu zamana kadar 10.000 kilometre yapması gerekiyordu ama malumunuz pandemi nedeniyle bütün kurallara uyarak yaptı. 4 bölümü yayınlandı. Çok ilgi duyuldu. Bu araçlardan çok 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 daha lazım. Biz burada bir yol açtık. Doğru. Biz burada amacımız üreticiyi Türkiye'nin skorlarına bakıldığı zaman Hollanda'nın, Belçika'nın, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin MRL dediğimiz rezide seviyelerini aşan claim sayılarını görüyoruz ton başına. Hı hı. Türkiye hala daha burada çok yüksek bir oranla yer alıyor ve bizim kimyasal bitki koruma ürünlerimizin satışı her geçen yıl artıyor. Elbette ki abiyotik ve biyotik strese bu işin uzmanlarının bana da hak vereceği gibi haddimi de bilerek söylüyorum. Bunlara karşı bitkiyi korumak için mutlaka mücadele yöntemleri çok acımasızlaşıyor. Doğru. Fakat bu meslekten olanlar da birinci kez bunu ifade edecektir ki ilaçla, bitki korumayla müdahale en son tercih edilecek sebeptir. Hı hı. Onun öncesinde birçok fazı vardır, birçok biyolojik yöntem vardır, birçok biyomekanik yöntem vardır. Bunlar en sonunda gelinen safhadır. Dolayısıyla kolayı seçmeyip bu işe uzun soluklu bakıp Türkiye 690 bin ton kiraz üretirken niye 80 bin tonunu ihraç ediyor biliyor diye şapkamızı önümüze koymamız Doğru. lazım. Oradan da Irak, Suriye, Rusya pazarını çıkarırsak Avrupa ana kıtasına aslında 30 bin, 35 bin tonlar gibi bir ihracat yapıyoruz ki bence bu yeterli değil. İşte Türkiye bu algıyı sahaya yansıtıp çiftçimizi, üreticimizi maalesef bu konudaki bilinç düzeyini arttırıp hızlanmamız lazım ki biz de birinci olduğumuz üretimlerle listeye girmeyelim artık ya. Biz birinci olduğumuzu biliyoruz. Doğru. Biz biraz da ihracat ve katma değer listelerinde ilk üçü oynayalım. Hı-hı. Bütün amacı budur yola çıkışın. Hı-hı. Geçtiğimiz hafta bir müşteri ziyaretimde tanık olduğum bu sürece sizinle de paylaşmıştım. 10 yıldan beri Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren çok büyük bir market zincirine elindeki kirazını verdiğini söyledi. İlk defa bu süreçte muhtemelen çok açık etmemekle birlikte kimyasal ya da gübre kalıntısından dolayı kirazını reddolduğunu ve bir şekilde artık onun depolama şansı yok. 3 gün 5 günden sonra elma gibi depolanması mümkün olmayan ki konunun duayeni sizsiniz. Özel bir bitki meyve. O sebeple artık bundan sonraki süreçte yıllardır biz domatesde ve benzeri ürünlerde yaşadığımız süreci meyvede, meyveden sonraki süreçte de belki diğer ürünlerimizde göreceğiz. Şu an meyveyle ilgili süreçte liderliğimizin olduğu ürünler var. Fındıktan başlayarak, Bursa incirinden başlayarak ki kayısı, kayısı ki en büyük üreticilerden birisisiniz konuyla alakalı. İyi tarım uygulaması sadece şey değil, teknolojiyle birleştirilmesi gereken, ilacın azaltılması belki mümkün olmadığı bölgeler var. Ama biyolojik çeşitlilikle birlikte bu sağlanabilir. Biz biraz tarımla alakalı üretimde hep ürün deseninin belirlenmesi konusunda yanlışlar yapıyoruz. Doğru. Benim ziyaretlerimde ya da gördüğüm unsurlarda. Bir müşteri ya da çiftçi nar yetiştirdiyse, oradan biraz para kazandıysa orada hemen etrafında bir nar yetiştiren bir ekosistem oluşuyor. Aslında narı koruyucu, nara koruyucu nitelikteki böceklerin varlığı belki yan tarafındaki başka bir bahçede yer alıyor. Biz bu ekosistemi bozuyoruz. Bozduktan sonra da işi basit yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Şimdi ben bu dönemde teknolojinin çok fazla kullanılmak için çaba sarf edildiğini görüyorum. Siz bu teknoloji için işletmelerinizde neler yapıyorsunuz? Yani genel anlamda meyveden belki de bir tarla tarımı, o da büyük bir aşama sizin için, büyük bir alanınız var. Farklı farklı coğrafyalarda, Karaman ve benzeri bölgelerde. Onu da içine katarak tarımda teknoloji için, makine anlamında, makineden sonraki çatala gelmeden önceki sınıflandırma anlamında neler yapıyorsunuz? Meyvacılıkla başlayayım. Tabii ihracat yapan bir şirketseniz iki kilit kelime var. Avrupa'da size para kazandıracak veya dünyada. Avrupa demek yanlış olur. 55 ülkeye ihracat yapıyoruz ama tabii ki de Avrupa ana kıtası ağırlıklı. İzlenebilirlik, traceability, iki Hı-hı. sürdürülebilirlik, sustainability. Hı-hı. Bu ikisinin skorunu ve hikayesini
gerçekten anlatabilip ispat edebiliyorsanız katma değerli üretim o. Katma değerli ihracat da o. Yani katma değerli üretim veya ihracat denince akla şu gelmesin. Bir şeyi 3 kere proses etmek katma değer yaratır ama her zaman para kazandırmayabilir. Hı hı. Ama konvansiyonel yöntemle ürettiğini artık izlenebilir ve sürdürülebilir tarım ilkelerine göre ürettiğini ispat edersen katma değer orada geliyor. Çünkü niye? Bilinç düzeyi yüksek olan ülkeler bu içtiği suyun kaynağını, bu içtiği çayın hangi gübreyle gübrelendiğini, hangi bölgede yetiştirildiğini takip eden bir kuşak geliyor. Doğru. Çünkü niye? Blockchain diyorsun. Doğru. Bu nedir? Bilgi katarı. Bu bilgi katarı, hı-hı, nedir? Başından sonuna kadar uçtan uca bütün şeyin sana röntgenini çeken, küçük etiketlerle, resmini etiketler veren bir şeydir. Biz şimdi izlenebilirlik konusunda ne yapıyoruz? Bizim Tekfen Tarım bünyesinde ve Holding bünyesinde kendi in-house yazılım ekibimiz var. Biz kendimiz ismini Alansys verdiğimiz bir yazılım, hı-hı, programı yaptık. Buradaki tek amacımız izlenebilirliği sağlamaktı. Hatta bir tanesinin kısaltma ismini ben koydum. Çılgın proje diye MET dedim. İngilizcesinden anlaşılacağı gibi deli bir proje. Hı-hı. Meyve alım dijital takip projesi. Ben Global Gap üreticilerimin sahadan bana proses edilerek tıra yüklenip müşteriye gider kadar ki data yaratan her türlü bilgisini etiketliyorum ve bir program üzerinden izlenebilirliğini sağlıyorum. Buna kantarmış, tesise gelişteki giriş muayenesiymiş, makinedeki proses edilmesiymiş, kantara yüklenecek, tıra yüklenecek paketlemesiymiş, tırmış, müşteriymiş, müşteride inmesiydi. Bütün bu halkayı takip edebilecek bir içimizde bir yazılım yaptık. Bu hem bizim işimizi takip etmek için ciddi bir ERP altyapısı gibi bir kolaylık sunuyor. Hem de benim izlenebilirliğimi müşterilere anlatma bazında çok ciddi bir elimde enstrüman oldu ve ilgi çekiyor. Bu işin yazılımla ilgili, yönetimle ilgili kısmında yaptığımız. Bu MED 1 dedik, MED 2 dedik, faz 1, faz 2. Meyve alırken ve meyve satışında da fiyat belirlemesi ve analizlerin laboratuvardan alındıktan sonra anlamlandırılması ve kıymetlendirilmesine yarayan bir tool. Bunun dışında bahçelerimizde ne yapıyoruz fiziki olarak derseniz, biz traktör ekipmanının dediğiniz gibi kabinli seçiminden de tut da belki çok basit bir şey gibi gelebilir ama orada sizin de buyurduğunuz gibi burada sadece meyveyi veya bir plantasyonu ilaçlarken ki onlara olan interaksiyonu değil, tarımda çalışan insanın da neye maruz kaldığını ve insan odaklı, benim biliyorsunuz hep tekrar ettiğim, İnsanların aklında da yer etsin diye kullandığım bir kelime var. İnsan kıymetleri diyoruz. Zaten tarımdan göçen bir nüfusumuz var. Burada insan kaynağı demek haksızlık olur. Buradakine insan kıymeti demek lazım. Burada bir kıymet var. Bu dönemde biz, daha iyi anladık. Bu dönemde bizim belki 5 senedir üstadların 50 senedir anlatılamadığı bir virüs geldi. Daha da anlattı. İyi anlattı. Bizden daha iyi anlattığını düşünüyorum. Sonuç odaklı bir virüs. Bir de sosyalist bir virüs. Herkese eşit manada zarar verdi. O öyle şey değil. Emperyalist bir virüs değil. İşin esprisi bir yana. Böyle baktığınızda tabii insan odaklı bir iş. Dolayısıyla işletmelerimizde meteorolojik istasyonlardan çoklu veri almasından tutun da parsel bazlı. Bunların gübre deneme programlarında uyguladığımız sensörlerin aldığı veriler ve IoT sistemiyle bizim kendi içimizde inşaat projeleri için geliştirdiğimiz traktörün hareketlerini takibine kadar bir sistem üzerinden çizdiğimiz bir digital farming kanvası var. Yani bizim de dijital tarım bir yol haritamız var. Bu dijital tarım yol haritasında neleri fazlayarak yaptığımızı meyvacılık alanında dediğiniz gibi bahçeden başlıyoruz. İşletmemizde en üst teknoloji elleşleme makineleri ve onlardan ürettiğimiz data, onlarla, hı-hı, birlikte bir tool'a, bir platforma taşıyoruz bütün bu datayı. Hı-hı. Kendi içimizde blockchain diyemeyeceğim ama blockchain geldiği zaman Katar'a yükleyeceğimiz veri setleri hazır. Bu şekilde izliyoruz. Tahıl tarafında ise tabii ki de tohumculukta 70 bin dekarda operasyon yapıyoruz. Ben hep örnek veriyorum. Bizim, hı-hı, holdingin merkezi Ulus'tadır. Ulus'un bağlı olduğu Serdar Bey ilçe Beşiktaş ilçesidir. Hı-hı. 4 Beşiktaş ilçesi büyüklüğünde yerde tarım, doğru, yapıyoruz. Bazen büyüklükleri anlatmak 70 bin dekar deyince. Futbol sahası şeydir, kavramı ya, vardır gene. Ukrayna'da olsam 70 bin dekar demem, gülerler. 7 bin hektar derim ama insanlar bize güler. Çok, doğru, onlar için orta ölçekli, küçük ölçekli. Ama Türkiye'de baktığın zaman 70 bin dekar 400 çiftçiyle ciddi bir manada bir şey. Ben bunu ne yapıyorum? FMS dediğimiz orbit altyapısıyla, farm management sistemle biz bunu uyduyla ve yerel koyduğumuz sensörlerle her türlü verisini alıyoruz. Ne çıkartıyoruz günün sonunda data olarak? Gidilecek tarla, hiçbir sıkıntısı olmayan tarla, gidildiğinde şuraya nokta bakılacak yer gibi gibi sulama ihtiyacı. Bir sürü veriyi çıkartıyoruz ve böyle yönetiyoruz. Bunların dışında Türkiye'ye 20 sene önce geldiğini sizden öğrendiğim ama biz şimdi yaptığımızda
Tarım 4.0'a benim sevmediğim bir ibare ama Tarım 4.0'a ayak bastığımız dediğimiz otomatik dümenleme sistemini bile bugün akuple etmek Türkiye için bir merhale midir? Evet. Doğru. Bunu da yapıyoruz. Niye? Gördük ki gübrelemede tohum ekerken ciddi manada zaman, insan tasarrufu sağlıyor, kaynak Doğru. tasarrufu sağlıyor, motorin mazot tasarrufu sağlıyor. Bunları yapıyoruz. Bunun dışında ne yapıyoruz? Tabii ki de çeşitli uygulamalar var. Bizim aldığımız ekipmanla birlikte bize sunulmuş tarlam cepte uygulaması. Ondan sonra sulama sistemiyle birlikte gelen bir startup'a yatırım yapmış bir yabancı şirketin bize açtığı modüller olsun. Bütün bunları bir şemsiye altında topluyoruz ve ben Türkiye'de ilk defa şöyle bir kadro tanımı yaptım ve 2 sene önce istihdam ettim. Dijital tarım dönüşüm ve inovasyon lideri diye bir kadromuz var bizim. Bunu ilk ismini koyduğumuzda çok iddialı gibi gözüktü fakat insanlar ne olduğunu tam olarak anlayamadı. O dönemde belki ben de o kadroyu kurduğumda amacını biliyordum, ne yapacağını bilmiyordum. Özellikle de ziraat mühendisi olmayan bir arkadaşı istihdam ettik. Bu arkadaşımız malzeme mühendisi. Ne yaptık? Bir şirketin inovasyona yüzünü döndürdük. İnovasyona yüzünü dönmek ne demektir? Bir şeyi yenilikçi yapmak için günün sonunda bir ürün çıkartman lazım. Doğru. O ürünün de rekabetçi avantajı yakalaması lazım. Yani benim şunu şuradan şuraya koymam bir yenilikçi hareket değil. Ben bunu buradan buraya koyduğumda pazarda bu bir avantaj sağlıyorsa buna biz inovasyon, inovatif bir ürün ve inovasyon neticelenmiş diyoruz. Bir şirketin yüzünü inovasyona döndük. İki, dijital tarıma geçiş için ki bizim scale'imizde, bizim ölçeğimizde beklenen nedir? Lider olmamız ve bu konuda dönüşümü yapabilmemiz. Biz de Türk çalışanına, Türk profiline, Türk malzeme bilimine, Türk yazılımına bunlara gibi bir sürü katara koyacağınız sisteme uygun kendi dijital tarım dönüşüm atlasımızı yazdık ve buna uygun da ilerliyoruz. Niye böyle yaptık? 2030'a geldiğimizde bizim hedefimiz 450 bin dekarı yönetmek. Serdar Bey 450 bin dekarı 450 adam istihdam edip yönetme şansın yok. İstersen Doğru. 4500 adam al. Sen önleyici, ön analiz yapıcı, kestirim yapıcı, hasata projeksiyon verici sistemleri akuple edemezsen bir sisteme maalesef senin bu alanları yönetme şansın yok. Türk tarımına iz bırakma şansın yok. Türk tarımında Türk tarımının bir yerden bir yere gitmesine de sebep olma şansın yok. Tüm bunlar bütüncül bir yaklaşımla her alanda inanın inovatif bir yaklaşım ve hızlı sonuç odaklı çözümlerle ilerliyoruz. Tabii tarımda şanslı olan sektörler var. Hayvancılık gibi evet. kapalı alanda yapılan, sera gibi yine Ambiyenti, kapalı alanda. Kontrollü alanlar tabii. Biraz böyle ben onu yoğun bakım odalarına Doğru. benzetiyorum. Onlar prosesler çok daha önceden geldi ama burada bahsettiğiniz üzere en önemli şey ben de mümkün olduğu kadarıyla dile getirmeye çalışıyorum. Tarımsal veri, anlamlandırabilmiş veriyi bugünden itibaren toplarsak ki bunu ithal etme şansımız yok. Var olan yerden geliyor. Yüzlerce uydunun yıllardır geçmişinde topladığı bir veri var. Ama anlamlandırmadığı süre içinde bir kıymeti yok. Doğru. Biz 2030'u 2050'yi esasen hep böyle jargon olarak insanların seviyoruz kullanmayı. Beyninde işte şu kadar nüfus olacağı konuşuyoruz. Ne kadar nüfus olacağı ya da bir gün sonrasını ne olacağını kestiremeyeceğimiz günlerdeyiz. Bize geçen sene söyleselerdi Amerika'da 220 bin kişi ölecek, 500 bin kişi ölecek. Kimse inanır mıydı pek ya da Türkiye'de? Mümkün gelmezdi. Ben şimdi 60 yıl önce Türkiye'ye yeni yeni çift çeker traktörlerin bir teknoloji olarak geldiği dönemlerdeki insanlarla konuştuğumda aslında o dönemde yapılan yanlışların şimdi de yapıldığına tanık oluyorum. Traktörle birlikte bir teknoloji geliyor ki ilk önce traktörle geliyor. Sonra makineye devroluyor. Ama birbirine bağlı entegre bir sistem yoksa aynı blockchain gibi en zayıf halkası kadar güçlü oluyor bu süreç. Bu bağlamda aslında son dönemde en kritik bölüm sağlık. Sağlığı muhtemelen ki yeni yeni yasalarla da görmeye başladık. Global Gap'tir, iyi tarım uygulaması olan işletmelerde kabin zorunlu hale geldi Avrupa Birliği'nde. Emisyon sorgulanacak yarın öbür gün organik tarımda. Kesinlikle. Sonra Global Gap'te biz emisyona daha giremedik. Kesinlikle. Bu emisyonlar sorgulanacak. Burada hatta sadece kabin değil, kabinde kategori sertifikalaması denen bir kavram var. 1999'da ilk prototipleri yapılmış, 2005-2006 yıllarında ilk ürünler çıkmış olan ürünler var. Şu an işte EPA filtre, karbon filtre entegre edilmiş ürünler. Bundan sonraki aşaması aslında prosesin diğer ayağı tamamlanmış durumda. Biz tarladaki veriyi
Örneğin ilaçlama makinesi, orada da tebrik etmek lazım. Elektrostatik sprey kullanıyorsunuz. %30, %40'a yakın. Yüzey kaplamasını, tabii, efektliğini artırmak yani, ve daha ilaç, fazla doğaya gereksiz ilacı yani saldıramamak. Hep biz işin ne kadar az maliyetli kısmına bakarız ama içinde gizli, teknolojisinde gizli süreç. Ben bundan sonraki süreçte makinalarla birlikte bu verinin toplanmaya başlayacağına inananlardanım. Yani ürün toplandıktan sonra ya da işte belli dönemlerde üzerinde kalıntı var mı yok mu kısmından ziyade ilaç atılırken hangi koordinatında neler atıldı, neler yapıldı, ne kadar gübre verildi. Hem maliyet düşürücü bir unsur hem de süreçte daha sonraki izlenebilirliği, sürdürülebilirliği sağlayacak bir unsur olacağını düşünenlerdenim. Burada önemli olan taraf tabii şey, Türkiye'de tarımla alakalı gördüğünüz en büyük problem nedir? Yani mesela bu kadar deneyim, bu kadar farklı alanlarda iş yapan Tekfen Tarım olarak en büyük problem nedir? Tek bir cümleyle. Ya bence plansızlık. Yani Türkiye'deki tarımın en büyük sıkıntılarından biri plansızlık olabilir. Bu tarım işi bir agro planning. Neticede planlama bir lojistik unsuru. Yani üretmek çok zevkli. Üretmek çok ulvi. Fakat planlamayla birlikte bunu yapabilmek lazım. Ben agro planning diyorum bunu. Yani bir kademe daha açıyorum. Tarımsal planlama diyelim. Bu zincirde ekimden lojistiğine kadar büyük bir spektrumu gerektirir. Türkiye agro planning'de yeterince etkili değil, iyi değil. Niye değil? Tabii bu şeyden de geliyor. Devletin tarımla ilgili politikalarının 8-10 yıllık açıklanmasından tutun da idealinde yıllık değişen destek ve teşvik modellerinin üretimden sonra, hasattan sonra hatta açıklanmasına kadar giden süreçlerde plansızlığa el verecek birkaç girdi var. Tabii bunları düzeltmemiz gerekiyor. Biz ne dedik daha önce de başka programlarda da konuştum hep. Risk tanımı denizcilikten gelmiştir. Benim eski kariyerim denizciliktir. Risk kelimesi denizcilikten gelir. Yani denizde risk birbiriyle çok kavuşmuş iki terminolojidir. Çünkü doğa olayları ve deniz olayları. Belirsizlik de tarımdan gelmiştir. Şimdi tarım öyle bir yer ki aslında hem risk hem belirsizlik var. Siz şimdi riski yönetebilirsiniz. Risk bir ilimdir. Yani riski yönetirsin. Çünkü riskin ne olduğunu bilirsin. Seni absolute dediğimiz nominal kardan, hedeflediğin kardan saptıracak her şeye biz risk diyoruz ve ne tedbirler alacağımızı söyleyebiliriz. Belirsizlik kısmı ise çözebilmek için öngörebilmek lazım. Bu öngörüler agronomik tedbirlerle ve ön almakla olabileceği gibi bazı da politikalarla ve burada düzenleyici yönlendirmelerle olabilir. Benim en büyük gördüğüm sıkıntı bu. Bu çözülürse belli bir düzeyde. İkinci büyük gördüğüm tarımdaki nüfus ortalaması, yaş ortalaması, tarıma olan ilginin genç nüfus tarafından teveccüh edilmemesi Türkiye'nin karşılaşacağı ileride en büyük sorunlardan bir tanesi. Şimdi bir ara veriyoruz. En güzel yerinde vermemek adına bir reklama gidiyoruz. Besi süt kombine yem katkısı Jumbo Mix. Jumbo Mix'i hem yüksek besi performansı hem de yüksek süt verimli inekleriniz için kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığımız himayelerinde Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ve Selçuk Üniversitesi İşbirliği'nde 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında açılışı Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan tarafından yapılacak olan AgriVirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı organize edilecektir. Selçuk Üniversitesi tarafından geliştirilen, yerli ve milli yazılım kullanılarak düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, tüm katılımcılara online olarak ücretsiz açık olacaktır. Ayrıntılı bilgi için agrivirtual.com.tr. Mustafa! Yahu evimize memleketin en büyüğü geliyor. Sen hala top peşindesin lan. Yürü yürü. Duydun mu muhterem bey? Memleketin en büyüğü mü dedi? Anne!
büyük dediğin bereketiyle gelir. Mahsul de pek kıymetlenir bu sene. Ya her şey tamam da ne vakit gelecek acaba? Ya ne vakit gelecek acaba? Böyle laklaklı olmaz ki. Hazırlığımızı yapalım, gidip kendimiz soralım hadi. Hadi. Geliyor, geliyor. Çal, çal. Yeter. Tamam, tamam. Muhtar, devlet büyüğümüz geliyormuş. Devlet mi? Hadi, hadi. Memleketin en büyüğü geliyor demişsin. Dedim, dedim. Hatta köylümün derdinden en iyi olanlar da dedim. Yakıtı bizim kadar düşünür. Mahsulü bizimle bekler. Ne de olsa bu memleketin çocuğudur da dedim. Hasretle bekledim yolunu. İşte geldi. Bu toprakların traktörü, bu memleketin çiftçisiyle büyük bir ailedir. Ailesinin hasretlerini bilir, beklentilerini tanır. Bu yüzden çiftçinin cebini düşünen, emeğine değer veren traktörü, Hasret'i ürettik. Huzurlarınızda Türkiye'nin en büyük ailesi Erkurt. Çiftçinin gücü. Üstün İtalyan teknolojisinin performansı, uygun fiyat ve Semak makine güvencesiyle BCH serisinde bir arada. İki beygir gücü ve 40,2 cc silindir hacmine sahip yeni Oleomak BCH 40B yan tip ve BCH 40BP sırt tip motorlu tırpan rahat ve ergonomik kullanım imkanı sunuyor. Uygun fiyatlarla yetkili Semak satış merkezleri ve bayilerinde. ...35 yılı aşkın süredir üretiyoruz. Hayalimiz ülkemize değer kazandırmaktı. Kazançlı ekonomik işletmeler kurup birçok sektöre alternatif çadır yapı modelleri sunduk. Bugün görüyoruz ki çadır yapılarda daha fazlasına ihtiyaç var. Daha çok üretmek, daha çok çalışmak. Ülkemizin tek ihracat yapan, tek fabrikasyon üretimine sahip, öncü ve lider markası olarak içinde bulunduğumuz bu zor günlerde personel çıkarmadan 20 yıllık deneyimli kadromuzla milletimizin yanındayız. Tüm kamu ve özel sektör çalışanlarımıza, çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Yanınızdayız. Gülek Yüz Çadır. Güney Grup San. İsmim Mustafa Türkal. İzmir Bergama Zeytindağ Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşmaktayım. Yaklaşık 120-130 baş civarında hayvanla uğraşıyorum. 9 yıllık bir zamandan beri erişim kullanıyorum. Süt 21X besi geliştirme A besi yemini kullanıyorum. Dölü verimlerimiz iyi. Süt verimden memnunuz. Teknik destekleri çok iyi sahada. Teşekkür ediyorum erişime. İyi ki varsın erişim.
damla sulama sistemleri ve meyve hasat makinelerinin uzmanı Rema Makina'dan her bahçeye uygun şanzımanlı ve şanzımansız meyve hasat makinesi. Badem, vişne, ceviz, kayısı gibi birçok meyve hasatında kullanılır. Meyve hasatını hızlandırır. Zirve dallardaki ve görünmeyen meyvelerin hasatını kolaylaştırır. Ağaçtan düşme riskini azaltır. Özel çalışma gücü ve devriyle her ağaçta kullanılır. Ağacınıza asla zarar vermez. 3 yıl garantili yaygın servis ağı, bol yedek parça ve Rema Makina güvencesiyle. Rema Makina Tarım Sulama. Üreticinin uzman yardımcısı. Bölümün bebeği hayvanların bağışıklık sistemini yani immün sistemini geliştirici, destekleyici jel formunda bir üründür. Kaliteli kolostrum almayan buzağlarda bağışıklık sistemi düşük olmaktadır. Foyranın D.B. faydalı bağırsak florasının oluşumunu destekler. Yenden yaralanmayı arttırıp aynı zamanda mide ve bağırsak sisteminde sindirimi düzenleyen mikrofloraların sayısını ve canlılığını arttırır. Özellikle rotokorona ve E. coli gibi ishal vakalarında tedaviden sonra destekleyici tedavi olarak da tavsiye etmekteyiz. Jel formundaki foyranın D.B. hayvanın doğumundan takiben kolostrum aldıktan sonra ikinci veya üçüncü günde bir enjektör, 14. gün ikinci bir enjektörü verdiğimiz takdirde tam bir bağışıklık sağlamış olursunuz. Foyranın D.B. ile buzağlarınız hayata sağlam bağlansın. Türkiye'de ilk defa Toscano tarafından üretilmiş sap parçalama makinesi. 20 yıldır üretilen ve Avrupa'ya ihraç edilen, dakikada 2500 devirde dönen çapalar, hasat sonrası mısır, ayçiçek, pamuk, anız ve benzeri tüm bitki saplarını, budanmış ağaç dallarını parçalayan çok amaçlı bir parçalayıcı makine. Toscano, şimdi değişim zamanı. HMS tarım makinalarıyla gücü, dayanıklılığı, teknolojiyi ve performansı hissedin. Sınıfının en modern üniversal ekim makinaları, baltalı ayaklı, çizel ayaklı, şanzımanlı tip tek veya çift diskli, asılır ya da çekilir tip seçenekleriyle sezona hazırız. HMS tarım makinaları. Daha iyisi için HMS. 444-8-467. Tekrar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yayına geriye döndük. En son planlamada kalmıştık Emrah Bey. Bu kadar bitkicik düzeyinden yani ıslah düzeyinden çatala kadar farklı alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz.
tarıma yatırım yapacak, bu büyük işletme bazında da olabilir ya da şu an bizleri izleyen çiftçilerimizde bundan sonra ne yapmalarını önerirsiniz? Çünkü özellikle çok yıllık bitkilerde karar vermek çok zor. Bugün başlasalar bir 10 yıl sonra doğru yatırım yapıp yapmadıklarını anlıyorlar. Bununla alakalı Tekfen Tarım olarak bu kadar her tarafı bilen sektör bir firma olarak ne önerirsiniz? Bizim holding yönetim kurulu başkanımızın güzel bir lafı var. Üretmek çok güzel bir şey. Üretim, üretim, üretim. Ama mutlak bir gerçek var. Satış ve pazarlama. Şimdi dolayısıyla satış ve pazarlamasını gerçekleştiremediğim bir ürünün üretimine girmek ciddi manada aile çiftçisi bazında da, kurum bazında da, şirket bazında da, KOBİ bazında da insanları üzecek bir yaklaşımdır. Dolayısıyla biz belli bir ölçekte tarım yapabildiğimiz için bizim kuvvetli alanımız, kuvvetli kaslarımız tabii ıslahtan gelip Türkiye'de yerli ve milli tohum ıslahıyla kendi çeşitlerimize ulaşıp buradan Türk tarımına hak ettiği, tahıl grubunda hak ettiği değerleri veren ürünleri geliştirmek. Ama meyvacılık gibi intensif tarım yapılan ve çok yıllık ve yatırımların, CAPEX dediğimiz ilk yatırımların oldukça yüksek meblağlarda olduğu ve yapılan hataların 5. 6. senede ancak farkına varılabildiği bir yatırım modelinden bahsettiğiniz zaman çok dikkatli olmak lazım. Bizim Türkiye'de yaptığımız genel bir hata yıllardır. Biz de bunları öğrenme eğrisiyle ve maliyetleriyle ödüyoruz. Biz de bunları böyle hap şeklinde öğrenmedik tabii ki de. Sizin hedef pazarınızdaki satın alma biriminden tutun da müşteri teamülü dediğimiz eski tabirle müşterinin gittiği yön neresidir? Eğer kiraz ihraç ediyorsan senin hedef pazarların hangi çeşidi istiyor? Hangi sap uzunluğunu istiyor? Hangi rengi istiyor? Hangi dönemde istiyor? Ayrıca Kuzey Yarımküre'de üretim yapan bir ülke olarak aynı alanda hangi ülkelerle rekabet ediyorsun? O ülkelerin üretim potansiyeli ne? O ülkelerin hedef pazarlarına ulaşma olanakları ve yakınlıkları ne? Lojistik olarak bir, mevzuat olarak iki, karantina protokolü olarak üç. Tüm bunları masaya yatırmak için belli bir ölçekte şirket olmak gerekebilir ama bizim Türk üreticisinin de en azından pazarın dinamiğini oynayan ihracatçılar birliği olsun, BÜGEM olsun, çeşitli kanallara ulaşıp, çeşitli platformlara ulaşıp bu bilgileri alabilmeleri lazım. Biz meyvacılıkta kulüp bahçesi dediğimiz kiraz kulüp bahçelerini oluşturmaya çalışıyoruz. Bir bakıyoruz ki inşaat firması olsun, otomotiv firması olsun, çeşitli sermayedarlar tasarruflarını tarıma yönlendiriyorlar. Niye? Bunu belli bir ölçekte yapabilmek, günün şartlarına göre yapabilmek, ihracat olgusunda ve kalitesinde ve spek durumunda yapabilmek için gereklerini yapıyorlar. Biz bunlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. O zaman tabii ki de pazarın belli olduğu zaman, ürünün niteliği belli olduğu zaman tarımsal yatırımlarda planlama yapılmamış veya fizibilite yapılmamış denmez. Bunlar belli bir fizibilite, belli bir pazar araştırmasından sonra gelen yatırımlar. Ama ben şimdi tabii dünyada tarım %80 aile çiftçileri tarafından yapılıyor. Yani Türkiye bir 20 milyon ton buğdayı üretmesi lazım. Buğday üreten üreticimize hayır sen kinoa üret. Dünyada ve Avrupa'da yükselen bir trend dediğimiz zaman 20 milyon ton kinoayı üretme şansın yok. Doğru. Ben aile çiftçilerin yaptığı tarımda elbette ki bazı dönüşümlerin, dijital dönüşümlerin mutlaka olması gerektiğine, en basitinden akıllı telefon kullanıcı sayısında Türkiye %75'lere geldiyse, bunların içindeki aplikasyon uygulamalarında %65'e internete ulaşım geldiyse, tabii ki de bununla birlikte bizim push dediğimiz iterek insanlara hap gibi vereceğimiz bazı verileri vermemiz ve bilgiyi, veriyi, yani demin de söyledik işlenmiş veri, tarımın yeni gübresi de veridir. Yani gübre sadece verimi arttırmaz, veri de verimi arttırır. Doğru. Veri ölçmezsen değerlendiremezsin. Bir numaralı yönetici kuralıdır. Çiftçi de ölçmek zorundadır, sonunda da değerlendirmek zorundadır. Ve ithal edilebilecek bir şey değil. Evet, bu veri içeride oluşuyor. Sadece bu veriye nasıl ulaşacağımızla ilgili çok ülkemiz GSM operatörleriyle birlikte büyük hamleler elde etti. Ben bunu tarımın yararına kullanan bir sürü firma da sayabilirim. Bunların yaygınlaşması, örgünleşmesini çok önemsiyorum. Fakat aile işletmelerinde biz ekosistemini, yani ailenin çiftçi olduğu için etrafında bu ekosistemi yaratabilmeliyiz. Onun elbette ki bir kazancı etrafında bir kader birliği yapması lazım. Ama ailesiyle, çoluğu çocuğuyla, nesilleriyle birlikte orada yaşayacak ortamı yaratabiliyor muyuz? O önemli. Doğru. Hep ne diyoruz?
54 yaş ortalaması. Türkiye 31 ile çıkıyor. Gümbür gümbür diyor ki ben genç nüfusa sahibim. E tarımı konuşurken biraz boynumuz eğiliyor. Diyoruz ki 54. E nerede Y kuşağı? Nerede Z kuşağı? Y ve Z kuşağının tarıma ilgisini ölçebilen var mı? Büyük şey. Y ile ve Z kuşağının hangi disiplinlerden gelecek kişilerini biz tarıma özendirebileceğiz? Hangi politikalarla? Sırf politika diye değil bu. Hangi eğitim teknikleriyle? Hangi özendirici tedbirlerle? Dolayısıyla ben Türk tarımında elbette ki çok yıllık bitkileri seçerken pazar nereye gidiyor diye üretici arkadaşlarımızın yılların birikimini yapmış emekliliğe yakınken genelde bu 65 yaşından sonra tarıma giren bir kesim vardır. Profesyonel hayatı bırakır tarıma girerler. 5-10 arkadaş birleşirler. Ondan sonra bugün de çok gündemde olan hobi bahçeleri gibi konulara girerler. 10 yıl cevizi unuturlar. 10 sene sonra gelip parayı koyacak yer bulamayız derler gibi yaklaşımlar kötü kötü bir araya gelince maalesef Türk tarımının da sayısal verileri, sayısal çıktıları ve bu tarıma özendireceğimiz kitle de olumsuz etkileniyor. Bütün bunları bir kenara bırakırsak olumsuzlukları, bugün olumluları konuşalım. Bizim aile işletmelerinin tarımda ne üreteceğinden ziyade ki bu çok önemli tabii tek yıllıklarda bazen coğrafya kaderdir diyoruz. Doğru. Ama en azından ne ürettiğini izlenebilir üretirsen veya ne ürettiğinle ilgili alanı konvansiyonel yöntemle değil yani babadan öğrendiğinle değil de ilmi olarak ikinci jenerasyonu, üçüncü jenerasyonu ailenin bu işin içine dahil edip bunu anlamlandırabilirsen ürettiğinde değerli. Tabii ki de 20 milyon ton buğdayı üreteceğiz. Demin de söylediğim gibi ben kinoayı çok Avrupa'da yükselen trend görüyorum. Efendim Türkiye'deki üreticimiz 2,5 milyon üretici kinoa üretsin diyeceğimiz kadar şey içerisine düşecek değiliz. Gaflet içerisine fakat aile işletmelerinin bu ekosistem içerisinde yaşayabilmesi için bugün Danimarka'nın başardığı, bugün Finlandiya'nın başardığı, Almanya'nın kısmen başardığı döngüsel ekonomiye biz tarımsal ve kırsal nüfusumuzu nasıl geçirebiliriz? Bizim buna bakmamız lazım. Döngüsel deyince bu iş tarlaya ektiğin ürünün çıktısı olan küspesinden tut da atığının değerlendirilmesinden tut da hayvancılığın atından tut da bütün bunun bir döngüsel ekonomi içerisinde kendi içerisinde dönmesi sosyoekonomik boyutunun, sosyal boyutunun, eğitim boyutunun nasıl köyü inşa ederken köyün camisiydi, köyün kahvesiydi, köyün çeşmesiydi koruyorsan sen tarımsal üretimin kırsal nüfusun olduğu yere de çeşitli ekosistemleri kurmak zorundasın. O alanda yaşatmak zorundasın. Bitkinin ihtiyaç duyduğu ambiyent dediğimiz ortamı veya fidenin yetiştiği medya dediğimiz aynen insanın da tarımda uğraşan insanın da yetişeceği medyayı sağlamak zorundayız. Bunu sağlayamazsak tabii ki de biz ne planlamasından bahsedelim, ne üretim tekniğinden bahsedelim, ne de biz dijitalleşmeden bahsedelim. Bütün olay bunun etrafında dönüyor. Tabii ki de bizim gibi 30 bin olan Türkiye'de işletme sayısı küçük orta boy işletmeler tarımla ilgili 30 bin büyük işletmeler var. Ölçek ekonomisine oynadığın zaman tabii ki de iyileştirebileceğin çok iyi şeyler var. Ama biz dediğim gibi dünyada da bu işin %15-20'sine talibiz. Biz %80'in işini yapabilecek ne güçle bir sermaye darız ne de o ekosistemi, o sosyoekonomik yapıyı bozacak bir yol haritası içerisindeyiz. O olmak zorunda. Biz de %15'te neye liderlik yapabiliriz? Üretim tekniklerine, bitki desenine, insanları bilinçlendirmeye, bize düşen buradaki sosyal sorumlulukları yapmaya ve insanlığa ve üreticiyi anlatmak gibi bizim üzerimizde de yükler var. Bu yükleri de yerine getirmek zorundayız. Bu bizi biz yapan, bizim gibi şirketlerin tarımda ölçek yakalarken, tarımda ölçek yakalamanın verdiği avantajla da küçük işletmeleri de kendi örneklerinle eğitmeye getiren bir noktadır. Bunlar çok önemlidir. Sadece tarımı sanat sanat içindir felsefesi de değil. Bizim yaptığımız uyguları da bıkmadan, usanmadan anlatarak onları da belli bir ölçüye getirmeleri için sermaye birikimini belki ikinci, üçüncü nesli bu işe sokarsa bu birikim de 10 sene sonra Türkiye'de olur. Yani bugün 59 dekar 4-5 parçaya bölünmüş aileye düşen işletme bütünlüğümüz olabilir. Amerika'ya baktığında coğrafyanın ona sağladığı bir imkanla 1200 dekar bir aileye düşüyor olabilir elbette. O da onu sürebilmek için GDO'lu tarım yapıyor tabii büyük ölçeklerde. Biz GDO'suz tarım yapıyoruz. Yani bizim ülkemizin de biyoçeşitliliğinin zenginlik olarak farkına varmamız lazım. Ben söylüyorum. Coğrafi konum olarak da çok. Yani 3000 endemik bitki olan bir Anadolu coğrafyasındaysan Avrupa Birliği'ne kabul edildiğimiz dönemde eğer girecek olursak çarpı nüfusumuzla iki. Bile belli bir oranda Avrupa Birliği'ni öne geçirebiliyoruz. Ama tek Avrupa Birliği'ne katkıda bulunacağımız ve ikiye katlayacağımız tek olay var. Demin de dediğiniz gibi kıtayı biyoçeşitliliğimiz endemik bitkimizi ikiye katlıyoruz. Yani hiçbir şeyimizde ikiye katlayamıyoruz.
Türkiye'nin hiçbir verisi onları itici güç olmuyor. Belki bazı noktalarda aşağıya çekiyor nüfus hariç. Ama endemik bitki de etkiye katlıyorsun. E şimdi sen bu zengin coğrafyadaysan, sen bu bitki deseninle ve biyoçeşitliğe sahipsen, işte bizim üreticimiz de bundan faydalanabilmeli. Tıbbi aromatik de olabilir, başka ürünlerin yetiştirilmesinde olabilir. Biyoçeşitliğinin bize verdiği imkanlarla bizim yarın öbür gün çok çeşitli kurumlarla 800 küsur tane ıslahçı şirket var, kuruluş var. Belki o biyoçeşitliği kullanarak çok daha fazla önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak tahıl grubu olsun, sebze grubu olsun, Türkiye'nin sorunudur yem bitkileri olsun. Bunları yapabilecek materyali Allah'tan sahibiz. Yani bu materyali para alıp versen getirecek durumda olmayacaksın. Covid bize gösterdi. Havada maskeler, uçaklar rota değiştirdi bildiğin. Doğru. 20 kuruşluk maske. Parasıyla bulamadı. Birbirleriyle savaştılar. Biyoçeşitliliği, bu zenginliği, buğdayın ana vatanını neyle bulacaksın? Doğru. Bu coğrafyada da bize kısmet olmuş. Ölçek bize kısmet olmamış. Ama ölçeğin kısmet olmamış olması da bir talihsizlik olarak değil, bence bir avantaj olarak görüp buna göre yol haritamızı planlamamız gerekiyor. Nasıl susuz İsrail damlama sulama teknolojilerinde o konfor zonda, o rahat bölgede olmadığı için bir atılım yapmış. Türkiye'de biyoçeşit zenginliğin üzerinde oturuyor. Ben hep söylüyorum, su zengini gibi, su monkörü gibi suyu harcıyor, su fakiri, ama bu biyoçeşitlilik zenginliği bize bir motivasyon versin, ama bizi de rahata erdirmesin. Biz bunu kullanalım. Biz bunu ıslahta, biz bunu rekabetçi avantajı yaratacak ürünlerde, ürün desenine katabilelim. Sadece biz bunu bitki atlaslarında insanlara endemik diye göstermeyelim. O endemik bitkilerin türevlerinden ekstraksiyon yapalım, ilaca kadar gidelim, o zinciri kapatalım. Yani coğrafya kaderdir diyoruz. Aslında yani baktığımızda çoğu ürünün ana vatanı. Belki de 145-150 çeşit meyve var. Bunun 75-80 çeşidi, ki artık iklim değişiyor. İnanılmaz değişiklikler var. Aynı ağacın üstünde 5 çeşit, 5 renkte kiraz görebiliyoruz. Kalasını yayınlamışlar geçen gün. Aynı ağaçta 5 renk kiraz. Yani inanılmaz bir şey bu. Tabii çiçeği açtığı dönemdeki iklimin anlık olarak değişikliğiyle birlikte oluyor bu. Örneğin fındık gerçeği var Türkiye'de. Dünyada %75'inin ülkemizde yetiştiği fındığın belki de tek bir ürün var ki satıcısı yok, alıcısı var. Ama bir baktığımızda %75'i mekanize edilmeyen alanlarda orman ağacı üyetinde bırakılmış. Maalesef 65 yaşın üzerindeki çiftçiler tarafından günlük bakımı yapılan, hasat mevsiminde de beyaz yaka diye tabir ettiğimiz İstanbul gibi büyük şehirlerden bir göç hareketiyle, ki bu yıl bunu Çay'da geldiler. Bu yıl Çay'da bunu çok ciddi ölçüde yaşadık. Ben insanın tarımda bir 10 yıldır dönüşümüne tanık olanlardanım. Özellikle göçmenlerle biz bu süreci mümkün olduğu kadarıyla atlatmaya çalıştık. Bu yıl Senegalli burada bir şekliyle görmeye alıştığımız insanların, büyük şehirlerde görmeye alıştığımız insanların bu yıl fotoğraf karesinde Rize'de çay topladığına tanık olduk. Diğer taraftan da tabii coğrafyası çok zor olsa da fındıkta örneğin çok yakından da tanıdığım, buradan da selam olsun, Özer Akbaşlı'nın tek kök fidan üzerinde fındığı yetiştirmek için bir 6-7 yıllık çabası var. Fındığın kaderini değiştirmeye çalışıyor. Fındık hala bizde orman ağacı. Civarda kuşağa baktığımızda, siz de bahsettiniz, aynı ekvatorda, aynı paralelde yaşayan bütün ülkelerde bunu bizden almak için çabalar var. Gürcistan'ın da, Azerbaycan'ın da, Romanya'da. Hala iklimden yana şanslıyız. Hala nesillerin birbirine aktardığı deneyimlerden yana şanslıyız. Daha hala elimizde bu değer var. Tabii bu kadar şeyi konuştuk. Tarım, teknoloji, makina, en büyük problemimiz insan ve eğitim. Bu konuyla alakalı ben fikirlerinizi, bu kadar insan kıymetiyle tabirinizle çalışan olarak, yani en başından meyveyi toplayan ya da işte bir çerdöverle hasatını yapan ya da üst düzeyde operasyonları yöneten yöneticilerinize kadar insan kaynağı ve eğitimle alakalı görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası.
Şimdi tarım tabii öyle bir alan ki çok değerli ziraat mühendisi arkadaşlarımızın tek başına bu sorumluluğu tek başına onlara yükleyebileceğimiz bir alan değil. Haksızlık ettiğimizi de düşünüyorum. Mutlaka çok saygı duyulan bir disiplinde çalışıyorlar. Kendi içinde bölümleri var. Çok da bence detaylı bölümler. Belki orada bir line sistemine geçilmesi lazım. Yani bu kadar ayırmak da bazen iyi olmuyor. Çok spesifik bölümleri ayırıyoruz. O yüzden bence kariyer planlamalarında da çok fazla track oluyor. Belki bunu bir line sisteminde belli bir yere kadar sınıflarını düşürürsek tarla bitkisiymiş, bahçe bitkisiymiş, mekanizasyonmuş, bitki korumaymış gibi. Niş alanı. Buna da bakmak lazım. Burada belli bir seviyede disiplini ortak verip ondan sonra bence line sistemi dediğimiz Amerika'daki gibi başka disiplinlerde kullanılan daha böyle çok maksatlı kullanabileceğimiz bir yapıya dönüştürmek avantajlı olabilir. Sadece ziraat mühendislerine bu sorumluluğu vermek haksızlık. Çünkü bunun %85'i 90'ı bir planlama işi. Ben endüstri mühendisi olarak kurucu şirket genel müdürü olmak bana kısmet oldu. Bu bir ekip işi. Biz sadece bir figürüz ama birçok şeyi de farklı bir disiplinden geldiğimiz için o gözle baktık. Yani üretim gözüyle, pazarlama gözüyle, iyileştirme gözüyle baktık. Dolayısıyla ziraat mühendisi arkadaşlarımızın aldığı eğitim gereği konularında uzman olduğu pek tartışılmaz. Saha deneyimlerinin az olduğunu ben değil hocaları da söylüyor. Kendi tatbiki eğitimleri verirken de sıkıntılar yaşadığını hepimiz biliyoruz. Zaten bu yüzden bizim işletmelerimiz birer okul gibi orada yetiştirmeye başlıyoruz aslında. Henüz daha bence bitkicik seviyesinden fide oluyorlar. Bizde daha meyve vermeye başlıyorlar uzun sene sonra. Fakat bütün bunları toparlayacak olursam bizim tarımda büyüme değil. Büyüme ayrı bir şey. Nominal büyürsün. Enflasyon oranına bakarsın, euro dolara bakarsın. Buna göre nominal büyüme yaparsın. Bu bir kalkınmadır. Kalkınma apayrı dinamikler getirir. Kalkınmaya girdiğin zaman taşı yerinden oynatman gerekiyor. Dolayısıyla kalkınma dediğin zaman sadece ziraat mühendisinin alanı değildir. Ben buraya endüstri mühendisini getirebiliyor muyum? Finansal okur yazar iktisatçıyı getirebiliyor muyum? Mekatronik mühendisini getirebiliyor muyum? Kod yazanı getirebiliyor muyum? Elektronik mühendisi yazanı getirebiliyor muyum? Ben bunları getiremezsem YZ kuşağı nasıl gelecek zaten? Yani bizim tarımla ilgili üniversitelerimizin çok değerli fakülteleri var. Her üniversitenin de belli bir uzmanlıkla anıldığını biliyoruz. Fakat dünya listesi yayınlandığında bakıyoruz ki biz ilk 500'e bile giremiyoruz. Biz buna nasıl kriterlerle girildiğini de biliyoruz. Hep özeniyoruz fakat giremiyoruz. Dolayısıyla biz farklı disiplinlerden insan kıymetlerini, insan kaynaklarını buraya getirip bir kıymet haline dönüştürmemiz gerekiyor. Tarımın geleceği için mutlaka farklı disiplinler bu alana ilgi duymalı. Bu alanda kendini bulabilmeli. Eğer buğdayın tanesinde kendini bulamıyorsa, buğdayın tanesini hesaplayacak ve uydudan görecek yazılımda kendini bulabilmeli. Eğer kendini kirazın tadında veya kirazı dalında toplarken bulamıyorsa, kirazı proses eden makinenin flow veya kamerayla onun adeta MR'ını çeken sisteminin dizaynını yaparken bulabilmeli. Yani tarımı dediğimiz zaman biz TÜSİAD'da gıda, tarım, içecek grubu olarak geçen bu sene başında Mart ayında 2020 raporunu yayınladık. Çeşitli politika önerileri verdik. 11 ila 13 başlıkta çalıştık. Burada da biz ifade etmeye çalıştık. Biz bunu tarım ve gıda olarak kullanıyoruz. Tek başına tarım da değil, tek başına gıda da değil. Tarım ve gıda eskilerin tabiriyle mütemmim cüz. Birbirinden ayrılamayan iki parça. Bununla birlikte buna bu meseleye bakmak lazım. Tarım ve gıda alanındaki bütün bu dikeyindeki ve yatayındaki işlere de disiplin olarak, eğitim olarak buna bakmak lazım. Ha bir de ülkenin tarıma mı dönük olup olmadığı, bir ülkenin denizci mi olup olmadığını nasıl anlatırsınız? Ben bir anekdotla anlatayım. Bundan seneler önce benim kariyerimde deniz subayı olarak hizmet etmek varken Türkiye üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bir tane iç denizi vardır. Deniz akma menfaatleri açısından mavi vatan diyoruz. Daha yeni söylemeye başladık. Çok büyük bir coğrafyaya hükmeder. Barbaros'un bir lafı vardır. Denize hakim olan cihana hakim olur. Çok önemli bir laftır deniz kuvveti. Biz buradan nereden yola çıkıyoruz? Biz ülke olarak da sırtımızı denize dönmüş bir ülkeyiz. Çünkü bizim yapımız kara kuvvetleri ağırlıklıdır ve oradan yükselirsin, gelirsin. Bugün Amerika'da Genelkurmay Başkanı deniz kuvvetlerinden çıkar. Çünkü deniz aşırı bir gücü şey yapar. Buradan nereye geleceğim? Tarıma da yüzünün dönük olması için tarımla gerçekten tarımda olduğunu hissetmen lazım. Bugün gayri safi milli hasılanın içinde %6,5 pay alıyorsan, tabii bu OECD ortalamaları %2'lerde, tarım milli gelir arttıkça içindeki payı düşen bir alan maalesef.
senin buna önem atfedebilmen için eğitimle birlikte gelmen lazım. Yani ilkokulda trafik dersi veriyorsan bitki besleme dersi de vereceksin. Ben hep örnek veririm. Vaktimizi de iyi kullanayım. Hollanda'da ben uçaktan indiğim zaman %95 Türk taksicilere denk gelirim. Oradaki Türk arkadaşlarımız oku meslekte çok başarılı. O hep ben onlarla sohbet ederim. Ya Hollanda'nın yüzü nasıl tarıma dönük? Elbette ki re-exportla belli bir rakamı yapıyor ama ciddi de bir alan, küçük bir alanda ciddi bir üretim yapıyor. Onlar da hep şu örneği verirler. İlkokuldan itibaren bitki besleme, çiçek yetiştirme, bitki yetiştirmeyi öğretiyorlar diye. Biz niye okullarımıza sağlıklı yaşam, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur derken bir basketbol potası, bir futbol sahası koyarken niye bir 20 metrekare sera koymuyoruz? Niye onun yeşilliğinde yazın meyve domates yetiştirmiyoruz? Niye herkesin sorumlu tutacağımız bir küçük bahçecik yapmıyoruz? Niye İl Tarım Müdürlüğü'ndeki çok değerli arkadaşlarımızı ilkokullara esayin ederek, görevlendirerek haftada 2 saat tarımla ilgili ders vermiyoruz? İşte tarıma yüzünü dönmek demek, topyekün tarım ülkesi olmak demek. Bu dönüşüm ne olur? Bunun ismi de tarımsal kalkınmadır. Büyüme değildir. Büyüme dediğim gibi nominal olur. Biz tarımsal kalkınmayı yapmamız lazım. Artık zamanımız yetmedi. Umarım bu kısıtlı zamanda izleyicilerimize de çok değerli bilgileri aktarmış oluruz. Süremizin sonuna geldik. Sizinle birlikte ilk programı yapmak çok keyifliydi. Bundan sonraki tarımın dijital dönüşümüyle alakalı işletmenizi ben yakinen takip edeceğim. Mümkün olduğu kadarıyla bu paylaşımları da yerinden yapmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyoruz değerli zamanınızı bize ayırdığınız için. Başarınızın devamını dilemekten başka diyecek hiçbir şeyim kalmıyor. Çok sağ olun. Ben de çok büyük zevk aldım. İlk programınızda beni ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Agro TV'ye yayın hayatında çok teşekkür ediyorum. Ve başarılar diliyorum. Çok güzel bir altyapı oluşturmuşlar. Ben zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadım. Tabii ki de Türk tarımının kurtarılmaya ihtiyacı yok. Türk tarımının önü açık. Sadece bazı şeyleri anlatmaya çalıştık burada. Bizler bu bize düşen sorumluluk size, bana sahada bunları bildiklerimizi aktarmak, farklı bir bakış açısı getirmek. Büyük keyif aldım. Her zaman inşallah birlikte oluruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte tarımın teknoloji serüveniyle alakalı diğer programlarımız devam edecek. Herkese iyi akşamlar diliyorum.